Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım her şey daha güzel gidiyordur. Karantina günleriniz daha eğlenceli olmaya başlamıştır en azından. Biz karantina günlerine birazcık ara vermek istedik. Biliyorsunuz Sedalar gelmişti. Bu sefer de biz gidelim dedik köye. Kocaeli'ne gidiyoruz. Zaten böyle bir planımız vardı ama havaların güzel olmasını bekliyorduk. Havalar hala çok güzel olmuş değil aslında baktığınızda. Ama çok kötü de değil. İdare ederiz gibi. Akşamları soğuk oluyor diyorlar. Biz de o yüzden akşamları belki Toki'de kalırız diye düşündük. Çünkü Toki'de doğal gazlı ev. Küçük ev. O yüzden ısınma sorunu yaşamayacağımızı düşünüyorum. Gündüzleri de artık köyde olacağız. Gerçi git gel ne kadar yapabiliriz bilmiyorum ama çünkü arasında bir 20-25 dakika var köyle Karasu arası. Biz de köye gitmeye karar verdik ve bunun için yola çıktık. Mert de bizle geliyor. Pazar günü döneceğimiz için Mert de gelmek istedi. Üçümüz ve Özgü Duru ile birlikte şu anda yolculuğumuz başladı. Artık köy vloglarını bende de göreceksiniz. Biliyorum çok gördünüz. Ama yapacak bir şey yok. Ben de köye gidiyorum. Zaten orada bir vlog falan anca çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü her gün video atamıyorum biliyorsunuz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Yolculuğumuza başlamadan önce tabii ki size kızımı göstermeden olmaz. Güzel kızım. Güzel kızım merhaba. Uykusu geldi. Mama yedi az önce de. Ben Özgü'ye genelde yolculuğa çıkmadan önce bebek de çok zor oluyor biliyorsunuz. Zaten bebekle evden çıkmak çok çok zor oldu. Her çıkışımız bir olay. Neyse bunu zaten her videomda söylüyorum. Özgü Duru'ya çıkmadan önce yemek yediriyorum, mama yediriyorum aslında. Hani yemeğim yoksa hemen mamayı hazırlıyorum. Böyle bir 180'lik falan yapıyorum. Onun yarısını yedi. Şimdi uyumak istedi. Çok karnı aç değildi. Şimdi uyuyacak. Uyandıktan sonra muz aldım yanıma. En kolay yedirebileceğim öğünlerden biri o. Bence tüm annelerin bu konuda yanına alabileceği en kolay şey muz herhalde. Ve Özgü Duru muza bayılıyor. O da bir yandan benim için iyi oldu açıkçası. Ya da yanınıza böyle karışık meyve püreleri de alabilirsiniz. Ama böyle sulu şeylerdir, çorbalardır çok böyle kolaylık olmuyor. O yüzden ben daha çok katı şeyler almayı planlıyorum ve düşünüyorum. O yüzden tedarikliyiz yani Özgü Duru için. Her şeyini aldık. Çok böyle bir sürü kalın şeyler aldık. Kendime de Özgü Duru'ya da inşallah üşümeyeceğiz. İnşallah güzel geçecek günlerimiz. Tabii ki o günleri de size götüreceğiz. O zaman izlemede kalın. Arkadaşlar şu anda siz beni görmüyor olabilirsiniz. Şöyle yapsam daha mı iyi görürüz acaba? Biz geldik. Evet. Işık görüldü. Muhtemelen bizim araba sesini duymuşlardır. Bakalım. Babam telefonda. Ay. Annem soğuk ver. Oğlum sen niye gelmiyorsun? Korktu dur. Hadi gel. Merhaba. Geldiğimiz gibi Özgü Duru'ya salıncak yapmaya çalışıyorlar. Özgü Duru da burada bakıyor. Şişe tut aşkım. Şişe tut çocuğum. Ay bu an hiç unutmayacağım. Bir baktım pembeler geliyor böyle. Işık da vurmuş ya. Oğlum siz kaydırsanız. Şaşırdım bunlar da kimdir dedim bunlar. Çevir böyle içimi. Çocuğum aşkım. Aşkım. Kızımın salıncağı varmış. Anne şaşkın çocuk. Güzel değil mi kızım? Şaşırdım. Ben sana bir ya. Ay benim kızım ya kaylaydı. Salıncağını kurduk. Kaya kızım benim. Kaya kızım benim. Günaydın. Biz köydeyiz. İkinci gün bugün. Oley! Burada annem yumurta haşlamış. Özledin mi kahvaltı yedirmeyi Özgü Duru'ya? Evet. Ay. Ben yiyeceğim. Ay. Zeytin mi yiyeceksin Özgü Duru?
Zeytin mi yiyeceğim? Zeytin yiyecek mi? Zeytinler 4-5 tane de başka çocuklar. Aa, neden? Aa, bunu da dedeye ver. Dedeye ver. Dedeye ham yaptır. Dede ham yapsın dedi. Ham ham. Ha. Bak dedesine ham yaptırıyor dedesine. Ham. Afiyet olsun. Abi bir kızım benim. Yeme dedesi, şimdi geri ver. Ham. Ha, bu tutulmaz. Bu tutulmaz aşkım, dökülüyor bu. Çünkü böyle ham yapacaksın. Sinirleniyor. Bir tane daha zeytin. Aa, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Kendi yiyecekmiş. Ham yap. Aa, çok ayıp. Kıkık. Evet, kahvaltı soframız hazır. Sobada patates, yumurta ve tabii ki ekmek ve tereyağı. Mis. Murat, ne yaptığını anlatır mısın? Bu arada bıyıkların gitmiş, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ayakkabılık yapıyorum. Hani bu ayakkabılığı nereden aldın? Vidaları var mı? He? Vida. Yok, o vidasız. E niye bunu çıkarttık? Vida takacağım. Oradan daha alıyor lan. Çat diyor. Babam videoyu burada yavaşlatmamı istedi. Neden bilmiyorum. Neden baba? İşte bak bakalım. Ne kadar uğraşıyor. Önce tek tek alıyorum. Dakika da tut. Tek tek. Hop. Bak. Ben tek tek alıyorum. Ben bıraktım. Aha, dokunmayayım ona. Özge yavaş yavaş çek. Dakikayı da saydır yanına. Ben sizin mantıksızlığı söyleyebilir miyim? Yan çevirsene abi bir. Yan çevirsene bir abi. Gerek yok. Gerek yok. Anasın 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 anasın. Burada yerleri belli zaten. Nasıl? Saniye çalışıyor, saniye çalışıyor Özge. Oğlum sık takalım nerede, bana beni çağırın. Deniz. Deniz kızım. Bak, bırak bana. Bırak abi. Gördün mü şimdi? Bir ayakkabı yapmak ne kadar zor olabilir ki? Zor değil ki. Zaman geçsin zor diye çabuk yapıyoruz. Saniye çalıştırsın yanına. Çalışıyor şu an. Bak! Bak kardeşim ya. Ege, sen ayakta kaldın değil mi? Evet, şimdi bir bahçe havası alalım dedik. Zaten buraya gelme amaçlarımızdan bir tanesi de dışarı çıkıyor olabilmek, bahçeyi geziyor olabilmek. Bir sürü kaldırıklar var. Ben bunları önceden bilmeseydim menekşe falan derdim. Nasıl o şarkı? Bir masum mor menekşe. Ağlıyor mu ne? Ağlıyor mu ne? Buralar, Murat, buralar gözükmüyordu şu karşı taraf, değil mi? Hayatım, ağaçlar yapraklıyken gözükmez. Şu evet. Anda yapraklar yokken aşağıda gelebilir. Çok mantıklı. Sizin bahçe bitti, hadi. Bizim bahçeye, babamların bahçesine git Allah, git. Dereye kadar uçarsın, öyle bir bahçe. Ama gidemiyoruz tabii biz oraya. Orada 20 ağacı devrim. 20 ağacı. Burada 20'a gidiyorum. Espriyi anlayanlar. Ali biçim gibi yap bakayım. Vizu. Ali biçim izliyor musunuz ya? Biz çok seviyoruz. Ay, ayakkabılarım.
Murat'ın giydiği ayakkabıyı göstereyim size. Aşırı mantıklı beyaz spor ayakkabı giymiş. Hep buraya özel bir masa ayırttırdım senin için hayatım. Aa, şu mu yoksa? Evet, oraya geldiğimizde otururuz diye ama ıslak mıdır bilmiyorum. Ay, dikkat edin. Buradan şöyle yan yanayım. İyi gidi, ben de eski köy kızıyım ha. Ben o derelerden eski nasıl yırmağa uçmadım zannediyorsun. Eski derken? Yani senin evlendiğinden beri tek köy kızım kalmadı. Vay be, ne kadar güzel bir manzara. Evet, gerçekten çok. Oh, temiz havayı hissedebiliyor musunuz? Hadi hep birlikte burundan alıp ağızdan verelim. Niye gülüyorsun? Komik bir şey mi? Yo. Takipçilerimle temiz hava soluyorum. Allah Allah. Çok güzel. Ay, şuradaki ev de çok güzelmiş. Şimdi şöyle buradan dolaşıp yukarıdan eve ulaşmayı planlıyoruz. Ama burası kilitli olduğu için şimdi. Evet, ha gayret. Şimdi sen tut beni. Düşme ha. Uzun olduğu için. Hoppa. Boşunayım şimdi, kız almadı. Köyde yaşamak ister miydiniz ya? Sen Murat yaşamak isterdin. Ben isterdim ama bize bu doğanın getirisi olarak, yani şehirde yaşamanın getirisi ne? Hı. Rahat yaşama alışmış olmak, değil mi? Hı hı. Sadece sıcak su. Hı. Ve ev ısınması konusunda. Evet. Soba değil de kazan kuruyorlar evin yanına. Doğalgaz petek döşüyorlar evin içine. Sabah kalkıyorsun, kazanı yakıyorsun, akşama kadar yanıyor. E, soba olmadıktan sonra o köy evinin ne anlamı var? Hayır, kuzinerini yine kuracaksın. Yemek, ekmek, bir şeyler pişirmek için kullanacaksın. Aa, olmaz. Hani, o kuzineyi ısınmak için. Oh mis, ya, o soğukluğu hissetmen lazım. Köy evi öyle bir ev olur. O yine lüks köy evi olur. Ama köy istiyorsun. Doğada yaşamak gerçekten çok güzel. Gerçekten. Gerçekten dediği çok doğru. Mesela abdest alıyorsunuz, elleriniz donuyor. Dün gerçekten çok zorlandım. Allah affetsin. Bir de akşam almak daha da bir zor. O yüzden o sıkıntısı var. Su konusunda. Bulaşık yıkamak çok zor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olmadığı için her şeyi elde yıkamak gerekiyor. O zorlukları var. Ama modern bir köy evi yapılabilir mi? Ve yaşanılabilir mi? Yapılabilir ve yaşanılabilir. Katılıyorum. Yani modern bir köy evi bizim işimizi görür. Yani tabii bu planlar şimdiki planlar değil ama herhalde biz de emekliye ayrıldığımızda, bir gün ayrılırsak eğer, öyle bir ümidim yok ama o günleri görebilirsek eğer, inşallah çocuğumuz büyüdükten sonra her şeyi bırakıp köyde yaşar mıyız? Neden olmasın? Mezarlığa gidiyoruz dedenin yanına. Şurada yanımda panda da var. O kadar çok giydirdim ki kaldıramıyorum. Özgü dur, dur. Bugün cuma olması sebebiyle bir dedemizi ziyaret edelim. Değil mi anneciğim? Senin bastonun yok mu babaanne? Param mı nerede? Şeyde. Karası da. Benim anneannemin bastonu var. Bunlar çok mi? Şekilli şüküllü. Valla? Evet. Deriden böyle. Sana da yaptıralım ondan. Kimden aldı? Nereden aldınız? Elazığ'da yaptırmış. Güzel ha? onunla yürüyebiliyor. Hatta şimdi hiç yürüyemiyor da. Evet. Allah'ım yarabbim. Mutaj etmesin diyelim sen. Aa, lazım işte bak. Evet. Sesleri duyuyor musun? Biz de geleceğiz. Böyle yatacağız işte bir gün. Allah dinden imandan ayırma ya. Amin. Amin inşallah. İşte böyle kızım. Evet. Süper babaanne iş başında. Hadi Mert, Murat sen bunu kıl oğlum şimdi.
Ne demek o? Çek çek. Bir vursun babana bak. Köyden bak. Köyden aldım ben. Karayı köyden alacaksın bak. Hele hemşinden. Bak. Vur. Bu budaklı lan. Vur. 30 dönüm yer sattım senin için. Çek kenara. 30 dönüm yer sattım. Sen de satayım yukarıya boyuna. Vur. Hızlı. Aynı yere vuracaksın. Ay bu bak. Çok şey ama. Yok bak. Bu kırılmaz. Ver. Dallı budaklı ver bu. Bana. Ver bana. Ver. Aynı yere vurdu görüyor musun? İşte o çekil. Ben mi evde? Evet şimdi babamı izliyoruz. Özgü Duru. Anne şey bak kuş var orada babaanne. Anneye gittik ya Şerif. Ben bak orada kuş var. Şerif koşmaya başladı mezarlığın başında. Özgü Duru CE yapıyor orada. Mezarlıktan. Şey, ama aynı yere vur baba. Çekiyorum şey. Baba. Aynı yere. Ben yordum o şimdi parçalayacak bak şimdi. Aynı yere vuramadı. İşte, vurdu. Evet, aynı yere vurmadı. Anne burada sen benim yaptığımı aynı yapmayacaktın. Hadi. Yapacak mısın okula taşlar güzel oğlum? Aşkım tersini çevirip vurursan daha kolay şey olur. Anne burada gerçek. Baba başka yere vurma bak. Oo. Tam kırıldı o. Evet. Bak. Bakalım. Kolay gelsin. Ben de karatoktan aldım ama. Çıkar. Çekiyorum hadi sırada aç. Murat var. Alkış. Biz boşuna outdoor aktiviteler kamp aktiviteler. Hadi oğlum hadi ha çatlatmışsın. Çünkü onu ben bölmüştüm. Oğlum mu bu anne? Annem diyor ki onu ben bölmüştüm. Babam diyor ki çatlatmıştım. Evet. Onlar evet. Kırmıştı ben yapıştırıp tekrar kırdım. Hadi bakalım. Şöyle. Çok dallı budaklı oğlum. Bu çok biraz. Zor ama evet bunu kıramayabilirim. Tamam, sen biraz şey yap belki ben de deneyeyim. Çekil anne. Vay. Çıkar baltayı oğlum bir daha. Çok güzel kestin. E ben sevilin oğluyum ha. Annesini balı. He, baba görüyor musun? Ya aynı yere nasıl gidiyorum ben? Aşkım. Babamın tipi çok koy. Hadi bakalım. Hadi aynı yere vur. Evet be. Ama baltanın ucuyla kırılıyor. Sapıyla değil oğlum. Çıkar baltayı oğlum. Tersini çek şimdi. Baltanın sapıyla vurmaya çalışıyorsun. Ya da yatırdığın yerde kes. Oradan vur. Orası daha zor. Sevgi bak çocuğa daha. Ne oldu başından aşağı? Ne vurma. Bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım. Gelinimi de hemşinden aldım. Hadi bakalım. Dur. Ne? Şöyle işte. Şunu biraz daha yakından tut. Ayağına dikkat et. Sen bir dakika dur. Ayağına çekiyor vurma. Çekiyor musun baba? Hadi bismillah. Şöyle ben bir hiza alayım şimdi. Ayağına vurma. Baltayı yukarıdan bıraksaydın o inerdi aşağı Özge. Dur bir kere daha. Tamam çıkar. Özge balta daha hızlı inecek ama sen baltayı tutuyorsun hızını kesiyorsun yani. Balta ağırlığından daha çok kesecek. Ya ayağına ucun... Ayağına dikkat et. Allah. Ver bana ver. Ben bayağı şey yaptım sen kes şimdi. Teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.